Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün haftalık gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Gerçi son yayınlardan bu yana çok da fazla değişen bir şey olmadı ama önemli haber akışları var, onları paylaşacağız. Bitcoin grafiğine şöyle bir genel olarak bakacağız. Altun nasılsın, iyi misin? İyiyim Oytun, evet. Yeni yılın ilk yayınıyla izleyicilerimizin karşısındayız. Maalesef keyifli bir durum yok, piyasada bir durum yok. Ne elini atsa kurumuş vaziyette. Hacimsiz bir ortam. Bitcoin tarihinin belki de en volatil olmayan döneminden geçiyor. Sıkıcı yani. Çok, çok sıkıcı. Gerçekten fiyatta hani yaprak kıpırdamıyor desek yeridir. Hani böyle ufak hareketler var ama hani o bizim alışkın olduğumuz, beklediğimiz hareketler Bitcoin tarafında. Dolayısıyla altcoin'lerde de pek yok diyebiliriz. Ama haber akışları var. Onlarla başlayalım. Ondan sonra şöyle kısa bir gündem değerlendirmesi yapalım. Altu. Luke Dashiff. Şimdi bu önemli bir isim. Erken dönem Bitcoin yazılımcılarından bir tanesi. Enteresan bir olay yaşıyor. 200 Bitcoin'ini çaldırıyor adam. Yani anahtar evet. Kelimeleri falan çaldırdım diyor. TCP şifremi kırdılar diyor. Bir şey diyor. Evet, yani. Kullandığı bir yazılım mı şeymiş? Neymiş? Korsan mıymış? Bir şey miymiş? Tam detayına hakim olamadım ama günün sonunda gitti diyor. Hatta CZ falan yardımcı olmaya çalışıyor işte. Peşine düşelim paranın diye. İlginç tabii yani. 200 Bitcoin'i böyle ezdirdi adam. Ya tabii şimdi bu adama Bitcoin'lerini çalan sistem bizlere neler yapmadı yani. Biz tabii hep böyle şey falan diyoruz ama işte adamın Bitcoin'leri gitmiş bakıldığı zaman. Tabii kendi muhtemelen bir güvenlik hatası var burada yani böyle durup dururken Bitcoin'ler gitmez ama tabii yani hani bu konularda uyanık bir adam olması lazım. Muhtemelen bir zafiyetine denk geldi. İşte çok dikkatli olunması gereken bir piyasa derken her anlamda biz bundan bahsediyoruz. Yani kimsenin bir şeyi yok. En ufak bir zafiyette bir sıkıntınız gidebiliyor. Bir sıkıntınız gidebiliyor. Paralarınız gidebiliyor yani. Bitcoin'leriniz gidebiliyor. Yani çok büyük bir sıkıntı oluyor, evet. Yani tabii burada şey devreye giriyor işte. Kendi private key'ini saklamak ne kadar güvenli. Hani borsalar sıkıntılı, güvenmiyoruz falan diyorsun da yani onu saklayabilmek de ayrı bir iş. Tabii. Yani orada çok büyük bir sorun. Bu işi en iyi bilen adam diyeceğin birinin bile böyle patlatıp gidebiliyor. Sıkıntı. Evet. Yani o yüzden dolanım cüzdanlar tabii ki güvenlidir ama yani en nihayetinde en önemli güvenlik sizin kendi aldığınız önlemleriniz. Yani dolanım cüzdanda da yaptığınız hatalar olursa orada bir paranız tabii ki gidebilir. Aynen öyle. Evet, bu hafta tabii şey var. SBF'in yani Sam Bankman-Fried'ın bir konuşması olacak işte mahkeme heyetine. Perşembe günü galiba, yanlış bilmiyorsam. Bu hafta gene onun açıklayacakları üzerinden gidecek. Keza hani en son benim 100 bin dolarım kaldı falan fıstık bir şeyler diyordu. Geçtiğimiz günlerde işte bu RAM protokolü üzerinden 700 bin dolarlık Ethereum işlemi yaptığı gözüktü. Tabii ki hayatı yalan bu dolandırıcının. Yani onun kiyde köşede yüz binlerce dolarlık işlemi var. Parası var yani, fonları var. Yani, 100 binlerce dolar mı? 100 binlerce dolar tabii. Belki fazlası var şahsi olarak. Yani. Hatta bunda şey diyorlar işte, kefalet dolayısıyla parayı işlem yapması yasak olduğu için işte böyle anonim olarak yapıyor diyorlar, bir şeyler diyorlar. Yani bilmiyorum, o davadan gerçekten ne çıkacak çok merak ediyorum ama bunun gibi dolandırıcılara örnek olması açısından kesinlikle anlaşmaya gidilmeden bu paraların peşine düşüp bulunması gerekiyor. İnşallah bunu sağlayabilir Amerika devleti. İnşallah. Ya benim o davaya böyle yönelik umudum çok azaldı gibi yani. Bir gidişat hiç böyle bu heriflerin ceza almayacağı yönü, yani ceza alsa da hani bizim işimizi soğutacak bir ceza almayacağı yönünde böyle gitgide benim kanım kuvvetlenmeye başladı ama inşallah öyle olmaz. İnşallah suçlular cezasını bulur. Çünkü çok büyük kripto para ekosistemine mağduriyet yaşattılar. İnşallah bunun bedelini bir şekilde öderler diye düşünüyorum. Evet. Keza başka bir davayla ilgili de bir haber var. XRP cilerden XRP SEC davası anlaşmayla bitmeyecek diye bir haber yorum var diyelim. Yani böyle bir anket yapmışlar. %60'ı anlaşma olmayacakmış diyorlar ama ben açıkçası anlaşma olacağını düşünüyorum. Ve XRP'nin bu sene anlaşmayla güzel bir şeyler yapacağına inanıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hep yayınlarda da söyledik, bu konu çok geçti. Ben de Tether davası gibi makul bir ücretle anlaşabileceklerini düşünüyorum. Bunun da XRP'ye yarayacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz boğa rallisinde es geçen çok önemli bir altcoin'den bahsediyoruz. O yüzden tabii ki XRP'ye çok olumlu anlamda yarayacaktır. Bu arada altı ülkemizden hadi bir haber verelim. Yine
blockchain teknolojisi içerisinde ama kripto paralardan biraz dışarı çıkalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay enteresan bir açıklamada bulundu. Aslında çok da enteresan değil. Türkiye bu konuda önemli ataklar yapıyor. Blockchain tabanlı kimlik sistemi getireceğiz dedi. İşte bu e-devlete girişlerde falan dedi. Bu dedi çok daha işte aktif bir şekilde kullanılacak ve daha güvenli olacak. Türkiye bu konuda ciddi anlamda bazı çalışmalar yapıyor. Bence çok mantıklı. Çünkü biz tabii blockchain dediğimiz zaman hep kripto para tarafına yoğunlaşıyoruz ama blockchain teknolojisi dağıtık veri tabanı olması dolayısıyla çok daha kapsayıcı bir kümeyi kapsıyor. Kripto paralar bunu sadece finans ayağı. Devletin de bu konuda aktif bazı çalışmalar yapıyor olması bence oldukça kıymetli. Evet, bu şeye hazırlık aslında işte dijital Türk lirası geldiğinde direkt hazır. E-Devlet üzerine işte o cüzdanla giriş yapabileceksiniz vesaire. O komplike bir teknolojinin en başı. Kusura bakmayın, hala rahatsız mı sesim, böyle çatallı çıkıyor. Tabii ki önemli şeyler bunlar. Geçen ilk işte dijital Türk lirasının denemelerini yapıldığında konuşmuştuk burada. Bunların hepsi bir bütünün, işte dijital dönüşümün adımları. O yüzden tabii ki destekliyoruz. Oldukça güzel haberler bunlar. Kesinlikle. Yakında Binance'a E-Devlet'le gireceğiz, haberiniz olsun. E-Devlet üzerinden Binance'a girelim. Peki. Var mı otomatik? Binance'a girelim bence. Benim sesim gitti, ha, gidecek. Girelim. Tamam. Direkt girelim Bitcoin o zaman. Evet, Bitcoin an itibariyle 16.800 doları kırmaya çalışıyor. 16.800 dolarda ne var? 20 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama, ikisi de 16.800 dolar. 20.50'yi şu an aşağı kesiyor. Eğer bugün 16.800'ü kıramazsa biz Bitcoin'i bu hafta büyük ihtimalle 15'lerden 14'lerden alırız diye tahmin ediyorum. O yüzden bu kırma çalışmaları oldukça önemli. Ben büyük ihtimalle %70 ihtimalle buradan düşüş geleceğini bekliyorum açıkçası. Şu an çok sıkıntılı bir yerde bu 16.800'ü. Yukarı kırarsa tabii ki bu analiz değişir. 16.800'ü kırarsa bir şey almak lazım. Al koy 16.800'in altına düşerse diye stopunu koy, bekle. Ama 16.800 kırılamazsa direnci kıramayan ortalamaların aşağı basmasıyla beraber biz büyük ihtimalle 15.500'e ilgili olarak daha sonrasında daha da haber akışına göre daha da aşağı gidebilecek bir şey olabilir. Yani pek iç açıcı konuşmadım, o yüzden hani yayında keyifsiz açtım ama bu grafik bana sıkışıp sıkışıp aşağı patlayacak bir kripto para grafiği gösteriyor. İnşallah öyle olmaz. Bugün şu an 16.733 olan Bitcoin bir 100 dolar daha yukarıda kapanış yapmayı başarır. Biz de rahatlarız ama şimdilik çok arafta duruyor açıkçası. Evet Aytun. Evet, aslında ben de sana katılıyorum Altun. Yani bu kadar hareketli ortalamayı zorlayıp zorlayıp geri gelmesi ciddi anlamda Bitcoin tarafında bir düşüşe işaret ediyor diye düşünüyorum. Baktığımız zaman hem 20 hem 50 günlük hareketli ortalama neredeyse aynı seviyelerde ve buraları kıramayan bir Bitcoin çok uzun zamandır. Hacimler gitgide düşüyor. Yani burada bu kadar sıkışan fiyatlardan sonra bir kırılma bekleriz. Ve bu kadar direnç seviyesi kırılamadıktan sonra da bu kırılımın aşağı yönlü gelmesi oldukça muhtemel gibi gözüküyor. İnşallah kırılır. Yani Bitcoin tarafında şöyle 17 bin dolarların üzerinde kalıcı kapanışlar görürüz. O zaman farklı yorumlar yaparız tabii ki ama şu aşamada Bitcoin tarafında aşağı yönlü bir hareketin gelme ihtimali oldukça yüksek gibi gözüküyor. Tabii şunu da söylemek lazım. DXY endeksi bu kadar gerilerken 104.5'lerden 103.5'lere bir puan daha geriledi bakıldığı zaman. Bitcoin tarafında hala beklenen patlamanın gelmemesi ki o tarafta yani DXY endeksi müsaade ederken birazcık tabii ki bizi düşündürüyor. Ama bu stabil giden bir piyasadan sonra bir kırılım geleceği oldukça muhtemel. Önümüzdeki günlerde bu kırılım sert bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. O kırılımın geldiği yöne doğru o zaman tabii ki analizlerimizi yapmamız çok daha kolaylaşacak diye düşünüyorum. Ama burada olanlar stoplu muhakkak dursunlar. Yukarı yönde senin dediğin gibi yani hakikaten hareketli ortamlar yukarı yönde kırıldığında ve orada kapanışlar gördüğümüzde de trene atlamak lazım diye düşünüyorum. Evet Altun, evet. Bugün şöyle kısa bir gündem değerlendirmesi yaptık. Tabii piyasada çok fazla gelişme olmadığı zaman, fiyat da böyle stabil gittiği zaman biraz belki yayınlar sıkıcı olabiliyor. Ben de aynı fikirdeyim. Ama önümüzdeki günlerde çok da neşeli, hareketli yayınların geleceğini açıkçası düşünüyorum ben de. Evet, şimdilik bu kadar. Çok kısa bir zaman içerisinde 2023'te yükselecek coinler videomuzda gelecek. Çok soran var, merak etmeyin. Çok yakında bizlerle olacak. Bizi tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın diyelim. Peki arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Bol kazançlar.